O bakımdan. Ama buna engel olamayan bir iktidar, kendi topraklarının içindeki bir üste işte onun için irade koyamayan Vatan Partisi onun için lazım. Sizin ifadenizle söylüyorum, bu kadar büyük bir kuşatmayı nasıl şey, daha fazla endişelenmemiz gerekmiyor mu o zaman? Bakın yani? Ne diyorum, bir iki yıl sonra gidecek diyor. Yani ben AKP'nin rakibi olan tek partiyim. Yani Millet İttifakı AKP'nin rakibi değil. Onlar düşman taraftan, İsrail ve Amerika'nın mevzisinden bir muhalefet yürütüyorlar. Hiçbir başarı şansları yok. Ama milli olan cephenin içinden AKP'ye bir iktidar seçeneği çıkacak. O Vatan Partisi. Biz onun rakibiyiz ve Türkiye'yi AKP'den kurtaracağız. Buradan da ilan ediyorum. Kurtaracağız. Ama işte seçim sonuçlarını dikkate aldığımızda bu 1-2 yıl bakın, değil de sanki bayağı uzun sürecek gibi. İslam tarihini çok iyi biliyorsunuz. Değil mi? Çünkü İmam Hatip okulunda okudunuz, o birikiminiz var. Tebrik ediyorum. Ama orada hatırlayın, Hazreti Muhammed'in yanında Mekke'de kaç kişi vardı? Değil mi? Yani ama doğru ve haklıyı savunmak ve orada sağlam durmak, kararlılık, zulme boyun eğmemek aynı zamanda bir iktidar projesidir. Bu Vatan Partisi bunu temsil ediyor ve çok önemli kuvvetler yaratmıştır. Onun için kahraman oylar dedim. AKP'yi iktidarına son verecek parti Vatan Partisi. Bunu önümüzdeki dönem göreceğiz. Ama tabii müttefikleri de olacaktır. Bugün Millet İttifakı'nda yer alan veya Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler, insanlar, kitleler Vatan Partisi ile birlikte hareket edecektir önümüzdeki dönem. Onu da görüyoruz. Ama bunun merkezinde, çekirdeğindeki güç AKP iktidarını yıkacak ya da son verecek değil, yıkma, devirme gibi kavramları kullanmayalım. AKP iktidarına son verecek seçenek Vatan Partisi seçeneğidir.